Herkese Tatlı Santa Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün çok lezzetli ve bir o kadar da farklı bir irmik helvası tarifim var. Künefe severler mutlaka bu tarifimi deneyin. Peynirli irmik helvası tadı damağınıza kalacak bir lezzet. Ben çok beğenirim. Sizler de mutlaka bu tarifimi deneyin. Öyleyse tarifime başlayalım. Uygun bir tavamızda 100 gram tereyağımızı güzelce eritelim. 1 su bardağı irmiğimizi ilave edip rengi koyulaşana kadar kavuralım. Bu aşamada devamlı karıştırarak irmiklerimizi kavurmamız önemli. Çünkü sadece tek bir yüzey yanmasın. Her tarafı eşit miktarda kavrulsun. Kontrollü bir şekilde kavurmaya özen gösterelim. İrmiğimiz istediğimiz rengi ulaştıktan sonra üzerine bir su bardağı toz şekerimizi ilave edip irmiklerimizle birlikte toz şekerimizi kavurmaya devam edelim. İrmikle şekerimiz kavrulduktan sonra 3 su bardağı suyumuzu ilave edip helvamızı karıştırmaya devam edelim. Bu aşamada kısık ateşte suyunu çekene kadar helvamızı pişirelim. Suyunu çeken helvamızın içerisine 125 gram mozzarella peyniri veya dil peyniri de kullanabilirsiniz. Küçük küçük doğrayarak helvamızın içerisine ekleyelim. Peynirler eriyene kadar helvamızı karıştıralım. Peynirler eridi gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Farklı bir kıvamda, tadı şahane ötesi bir lezzet. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Ben, eşim, misafirlerim çok beğendi. Sizler de denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazmayı lütfen unutmayın. Kıvamı gördüğünüz gibi çok güzel. Tam sevdiğim kıvamda çok güzel bir ilmik helvası oldu. Kum gibi dökülen dağılan ilmik helvalarını ben sevmiyorum. Bu şekilde kıvamlı ilmik helvalarını seviyorum. Bu yüzden de tereyağın miktarını asla azaltmadan verdiğim ölçülerle yaparsanız bu şekilde çok güzel helvalar elde edebilirsiniz. Dilerseniz lezzetine lezzet katmak için ve renginin biraz daha koyu olmasını isterseniz 2 yemek kaşığı pekmez ilave etmenizi tavsiye ederim. Ben bu sefer eklemedim ama genelde ekliyorum. Kıvamı gördüğünüz gibi şahane. Peynir helvası, künefe veya peynirli lezzetler severler. Mutlaka bu tarifi deneyin. Beğeneceğinize eminim. Dilerseniz bu şekilde kaşık kaşık tabağa sunum yapabilirsiniz ya da bir kasenin içerisine koyup ters çevirip farklı sunumlar yapabilirsiniz. Tadım kısmına hemen geçelim. Bu arada YouTube kanalıma abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Sizlere yepyeni tarifler sunabilmem için sizler için paylaştığım videolarıma beğeni bırakmanız benim için çok önemli yepyeni birbirinden farklı yemek ve tatlı tariflerimle tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.